şu bir açık bir gerçek, PKK 2014'ten itibaren Kerkük'te var. Bunu İKB her ne kadar yalanlasa da ne yazık ki PKK'nın varlığı adım adım DAEŞ'in yarattığı kaos çerçevesinde bölgede artmaya başladı. Özellikle Kerkük valisi Necmettin Kerim'in PKK ile bir angajman içerisine girdiği ve son dönemde de PKK unsurlarını, PKK'lı teröristleri Kerkük'e getirmeye başladığı görülüyor. Bugün de zaten çatışmalar yaşanmaya başlandıktan sonra, peşmergen özellikle geri çekilmesinden sonra PKK direkt olarak sokaklara indi. Bayraklarıyla, Öcalan bayraklarıyla, PKK bayraklarıyla silahlı teröristler boy göstermeye başladı. Bu da İKB'nin açıklamalarının doğru olmadığını, Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin de haklı olduğunu göstermiş oldu. Tabii PKK kaostan yararlanmaya çalışılıyor. Bölgedeki Amerika'yla da, İran'la da, diğer KYB'li bazı aktörlerle de, Necmettin Kerim'le de dirsek temas sağlayarak kendisine alan açmaya çalışıyor. Şimdi Kerkük'te yaşananları da bir fırsat olarak görüyor. Kuzey Irak'ta kendi tabanını belki artırabilmek, bu kaostan yararlanarak bir zemin üretme çabasında. Tabii Bağdat'tan dün bir açıklama geldi. PKK'nın Kerkük'teki varlığını savaş sebebi olarak sayacaklarını söylediler. Bu önemli çünkü uluslararası anlamda baktığımızda PKK bir terör örgütü. Tüm batılı ülkelerde, Birleşmiş Milletler'de PKK'yı net bir şekilde terör örgütü olarak tanımlıyor. Bazı KYB'li aktörlerin, başta Necmettin Kerim olmak üzere, PKK'yı kullanma çabası bu anlamda Irak'ın eline ciddi bir koz vermiş durumda. Bunun ötesinde tabii Türkiye'nin desteğini yanlarına çekebilmek için bu bağlamda açıklamalar yaptılar. Bunda nasıl, ne kadar samimi olacaklar? PKK ile gerçekten Kerkük'ün içerisinde mücadele edecekler mi? Bunun ötesinde yine Kuzey Irak'ta farklı bölgelerde konuşlanmış olan PKK unsurları, başta işte Mahmur, Sincar gibi bölgeler olmak üzere, Merkez Irak ordusunun gerçekten Türkiye ile birlikte mücadele edip etmeyeceğini bize zaman gösterecek. Bu konuda bazı rezervlerim olduğunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Ama gene de Türkiye adına olumlu. Türkiye bunu fırsata çevirerek, yani bu yaşanan süreci, bir işbirliği mi, evet, yoksa devam edebilecek bir şey mi? Aslında zaman çünkü yok. Zaman zaman özellikle Haşşabi unsurlarının Sincar bölgesinde PKK'ya bağlı YBŞ unsurlarında Türkiye'ye karşı kullanma çabası içerisinde olduklarını da gördük. Yine KDP'ye karşı onları araçsallaştırdılar. Ama gelinen noktada şu anda PKK ile karşı karşıya gelmiş gibi gözüküyorlar. Bazı yerel ölçekli küçük çatışmalar da yaşandı Haşşabi ile PKK arasında. Ama gerçekten Irak'ın Bağdat yönetiminin Türkiye bu anlamda verdiği sözlerini yerine getirip getirmeyeceği çok önemli. Türkiye için de önemli bir fırsat var aslında PKK ile Irak'ta mücadele edebilmek adına. Bu anlamda Türkiye'nin de gerekli hamleler atması gerektiğini düşünüyorum.